çekim haftası bir yandan hayallerimizin peşinden koşma motivasyonu verirken bir yandan da idealize ettiğimiz hedeflerde hayal kırıklıkları yaşatabilecek potansiyelde. Haftanın ilk yarısında iyimser bir bakış açısındayız. Fakat verdiğimiz değerin karşılığını bulamayabiliriz. O yüzden beklentileri gerçekçi tutmaya dikkat edelim. 25 Ekim Pazartesi iletişim içinde olma, fikirlerimizi harekete geçirme isteğindeyiz. Günün 17-10'a kadar olan kısmı bu anlamda verimli değerlendirilebilir. Sonrasında ise yeni işlere başlamak yerine süregelen konuları tamamlamak daha iyi sonuç verecek. 26 Ekim Salı sabah saatleri duygularımızı, hareketlerimizi aynı doğrultuda tutabileceğiz. İsteklerimizi ifade etmek daha kolay olacak. Akşam saatlerinde ise sindirim sistemi rahatsızlıklarında artış olabilir. 27 Ekim Çarşamba daha hassas ve kırılgan olabiliriz. Bazı konuları ya da kişileri gözümüzde fazla büyütmek ve sonucunda hayal kırıklığına uğramak söz konusu. İyi niyetli olmak isterken aldanmalar yaşayabiliriz. Bu yüzden mümkün olduğunca mantık odaklı karar vermeye çalışmalıyız. 28 Ekim Perşembe ise olaylara daha geniş bir açıdan bakarak bizim için avantajlı durumlar yaratabiliriz. Özellikle günün ikinci yarısını bu anlamda değerlendirebiliriz. 29 Ekim Cuma ön planda olma, duyguları biraz coşkulu yaşama isteği hakim olabilir. Sosyal hayatta da daha aktif olunacak bir gün. 30 Ekim Cumartesi yaşamla mücadele şeklimizi belirleyen Mars, Akrep Burcu'na geçecek. 13 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek Mars, bu sürede davranışlarımızın daha net, stratejik ve tutkulu olmasına destek verecek. Hafta sonu otorite olarak gördüğümüz kişilerle iletişimde zorlanabiliriz. Kendimizi ifade ederken baskılanmış ya da yetersiz hissedebiliriz. Dayatmacı ve aşırı eleştirel davranışlardan uzak durmak hafta sonunu daha rahat geçirmemize yardımcı olacaktır. 25 Ekim haftası yükselen burçlara göre alınacak etkiler şu şekilde. Yükselen Koç. Hafta başında ticari ve hukuki konularda temkinli davranmaya dikkat edilmeli. Sosyal çevrede daha neşeli ve hareketli olmak mümkün. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde verilen sözler gerçekçi olmayabilir. Maddi konularda da mevcut hedefler sebebiyle kısıtlanmış hissedilebilir. Yükselen Boğa. Haftanın ilk gününde harcamalar konusunda daha gerçekçi olmaya çalışmalı. İş hayatında risk almaya yatkın bir hafta olacak. Haftanın ikinci yarısında ikili ilişkilerde baskı hissedilebilir. Çalışma arkadaşlarıyla olan iletişimde de beklenmedik gelişmeler söz konusu. Yükselen ikizler. Haftanın ilk günlerinde işbirliği içinde olunan alanlarda ya da ikili ilişkilerde daha içsel ve yapıcı olma hali baskı. Fakat üstlenilen sorumluluklarda duygusal davranılmalı. Hafta sonu sağlıkla ilgili hassasiyetler olabilir. Aşk hayatında yaşanacak gelişmeler karşısında ani tepki vermekten kaçınmamalı. Yükselen Yengeç. Hafta başında çalışma arkadaşlarıyla yaşanan olaylarda yanılgıya düşme ihtimali olduğundan temkinli davranılmalı. Çalışma ortamında değişim yaratma isteği baskın olacak. Hafta sonu ise aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili konularda maddi kaygılar yaşanabilir. Algılanabilecek diyaloglara dikkat edin. Yükselen Aslan. Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkilerde ortaya çıkan krizli durumların gerçeği yansıtmadığına dikkat edilmeli. İlişkilerde iyimser olma hali de baskın olduğundan akıllar karışık olabilir. Hafta sonu aile hayatında adil olmayan durumlar sebebiyle engellenmiş hissedilebilir. Yakın çevreden beklenmedik haberler alınabilir. Yükselen Başak. Hafta başında evle ilgili konularda ebeveynlerle olan ilişkilerde beklentilerin gerçekçi olmasına dikkat edilmeli. Aile içindeki günlük düzeni sağlama konusuna öncelik verilecek. Hafta sonu yakın çevreyle olan ilişkilerde aile içindeki günlük düzeni sağlama konusuna öncelik verilecek. Hafta sonu yakın çevreyle olan ilişkilerde kendini rahat ifade edememe yaşanabilir. Maddi konularda da beklenmedik gelişmeler çıktı. Yükselen Terazi. Haftanın ilk günlerinde iş ortamındaki iletişimde anlaşmalarda yanılgılara karşı dikkatli olunmak, yaratıcı fikirler üretmek, aşk hayatına daha hareketli olmak da mümkün. Hafta sonu ise kendini net ortaya koymada, ifade etmede zorlanılabilir. Sağlıkla ilgili de hassasiyetler yaşanabilir. Yükselen Akrep. Hafta başında maddi konularda risk almamaya, ilişkilerde temkinli adım atmaya dikkat etmek. Güven gerektiren konularda daha iyimser ve yapıcı olacak.
Haftanın ikinci yarısında ise aile kaynaklı konular sebebiyle baskı altında hissedilebilir. Gizli düşmanlıklarla da karşılaşılabilir. Yükselen yay. Haftanın ilk günlerinde olaylara fazla iyimser ve fanatik yaklaşmamaya dikkat edilir. Bireysel konularda yeni fikirler üretilebilir. Karşılaşılan fırsatlar değerlendirilebilir. Haftanın ikinci yarısında yakın çevre ilişkilerinde mevcut korkuların tetiklenmesi mümkün. Arkadaşlardan da beklenmedik haberler alınabilir. Yükselen Oğlak. Hafta başında geri plana atılmış düşüncelerle ilgili bazı yüzleşmeler yaşanabilir. Daha önce değerlendirilememiş fırsatlara dair adım atmak mümkün. Hafta sonu arkadaş çevresinde kendimi çok rahat ifade edememi olabilir. İşle ilgili yazışmalara, iletişime dikkat edin. Yükselen Kova. Haftanın ilk yarısında gelecekle ilgili iyimser bakış açısı ön planda. Maddi konularda hedefleri gerçekçi tutmaya dikkat edin. Hafta sonu işle ilgili üstlenilen sorumlulukların baskısı hissedilebilir. Yurt dışı bağlantılı konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Yükselen Balık. Haftanın ilk yarısında iş hayatında eksik kalan konuları tamamlamaya yönelik motivasyon var. Aşırı fedakar davranıp gerçekçi olmayan hedefler koymamaya dikkat edilir. Hafta sonu ise fikirleri ifade etmekte zorlanılabilir. Kazalara karşı da temkinli olmakta fayda var.